Genel işletme dersimizin 3. ünitesi olan etik ve sosyal sorumluluk konusuyla ilgili bir soru çözeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sadece hissedarların ya da sahiplerin çıkarları doğrultusunda değil, aynı zamanda işletme içinde ve etrafında bulunan önemli birçok grup veya paydaşların çıkarlarının da göz önüne alınarak yönetilmesi gerektiğini savunan yaklaşımdır? A. Haklar yaklaşımı, B. Paydaş yaklaşımı, C. Adalet yaklaşımı, D. Sosyal sorumluluk yaklaşımı, E. Çevre yaklaşımı. Paydaş, işletmelerin amaçlarını gerçekleştirirken etkiledikleri veya etkilendikleri herhangi bir grup veya birey olarak tanımlanabilir. Paydaş yaklaşımı 1980'lerde Edward Freeman tarafından geliştirilmiştir. Sosyal sorumluluk yaklaşımı, işletmelerin sorumlulukları üzerine odaklanırken, paydaş yaklaşımı, işletmelerin sorumlu olduğu çeşitli gruplara odaklanır. Temel iddiası, işletmelerin sorumluluğu konusundaki sosyoekonomik görüşle örtüşür. Paydaş yaklaşımı, işletmelerin sadece hissedarların ya da sahiplerin çıkarları doğrultusunda değil, aynı zamanda işletme içinde ve etrafında bulunan önemli birçok grup veya paydaşların göz önüne çıkarlarının göz önüne alınarak yönetilmesi gerektiğini savunur. Yaklaşım şirketlerden kendi amaçlarını gerçekleştirirken diğerlerinin haklarını ihlal etmemelerini, diğerleri üzerindeki etkilerinden de sorumlu olmalarını talep eder. Sorumuzun doğru cevabı paydaş yaklaşımıdır. Yani B şıkkı doğru cevaptır.